Cumhuriyet TV ekranlarına hoş geldiniz. Erdem Sevgi'nin haberine göre iktidara yakın şirketler zeytinliklerin madenciliği açılması için CHP'den destek istedi. Kılıçdaroğlu şirketlerin engellemeyin önerisini pişman olursunuz mesajıyla geri çevirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süre önce sosyal medyadan sert tepki gösterdiği Beşli Çetenin zeytinlikleri madenciliği açtırmak için hazırlanan yasa teklifi taslığıyla muhalefetin kapısına dayandığı ortaya çıktı. CHP kurmaylarından iktidar hazır, muhalefet engellemezse meclisten geçer diyerek destek istedikleri iddia edilen şirket temsilcilerinin aldıkları olumsuz yanıt sonrası zeytinlik katliamına yönelik kamuoyu oluşturma çabaları ise devam ediyor. Kılıçdaroğlu 5 Temmuz'da sosyal medyadan beşli çeteyle arasını bulmaya yeltenenlere seslendi. Sermayedar, holding ve piyasa olarak sıraladığı aktörlere pişman olursunuz mesajı verdi. Söz konusu paylaşımının ardından Beşli Çetenin CHP liderine ulaşmaya çabaladığına ilişkin çok sayıda iddia gündeme geldi. Cumhuriyet, Kılıçdaroğlu'nun Beşli Çete'ye açıktan tepki göstermesiyle son bulan olayın perde arkasına ulaştı. Edinilen bilgiye göre Beşli Çetenin ortakları arasında bulunduğu bir enerji şirketi 2014'te Muğla'da özelleştirme yoluyla iki termik santral edindi. Santrallerde üretilen elektrikte 8 yıl boyunca kamuya satıldı. Bir süre önce üretimde kullanılan linyit kömürünün çıkarıldığı ve etrafı zeytinliklerle kaplı havzada rezervin sonuna gelindiği anlaşıldı. İddiaya göre söz konusu şirket bölgedeki diğer rezerve yeraltı madenciliği ile ulaşabilme olanağına sahipken yatırım bedelinin yüksekliği nedeniyle bu yöntemi tercih etmedi. Düşük maliyetli fakat zeytin ağaçlarını yok eden açık ocak madenciliğinde ısrar edildi. İlk olarak 2021'de Akbelen Ormanı'nı hedef alan madencilik girişimi mahkemenin yürütmeyi durdurma kararıyla engellendi. Bu gelişmenin ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Geçen 1 Mart'ta resmi gazetede yayımladığı yönetmelikle zeytinliklerin madenciliğe açılmasına olanak tanıdı. Şirket Mart sonunda bölgedeki yıllanmış zeytin ağaçlarını sökmeye başlarken düzenleme yargıya taşındı. Danıştay 20 Nisan'da yürütmeyi durdurdu. Şirket bu kez de elindeki yasa teklifi taslığıyla muhalefetin kapısını çaldı. Maden yasasının 7. maddesinde yapılacak değişiklikle zeytinlikleri söküp kömür çıkarmaya hedefleyen şirket temsilcileri iddiaya göre konu belirtmeden bazı CHP kurmaylarından randevu istedi. Ellerindeki taslakla ziyaretler yapan temsilciler iktidarın değişikliğe hazır olduğunu, muhalefetin engel olmaması durumunda meclis tatile girmeden önce bir torba teklife ek yapılarak düzenlemenin yasalaşabileceğini, bu konuda destek istediklerini söyledi. CHP'li isimlerse partinin zeytinlikler konusundaki tavrını anlatarak olumsuz yanıt verdi. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının bu konuda kendisine yaptığı bilgilendirme sonrası Beşli Çete'ye yönelik sosyal medya paylaşımını yaptığı değerlendiriliyor. Cumhuriyet, söz konusu şirketin iktidarın kabul ettiğini iddia ettiği yasa teklifi taslağına da ulaştı. 3213 sayılı Maden Yasası'nı değiştirmeyi hedefleyen taslak, elektrik ihtiyacına yönelik madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlara denk gelmesi durumunda zeytin sahasının taşınmasını, taşınmasının mümkün olmaması durumundaysa başka bir yerde bir zeytin bahçesi tesis edilmesine yönelik Enerji Bakanlığı'nın yetkilendirilmesini öngörüyor. Taslağın gerekçesinde ise bu değişikliğin geçen Mart ayında yönetmelik değişikliğiyle yapılmaya çalışıldığı ancak Danıştay'ın dur dediği anımsatılarak zeytinliklerin madenciliğe açılabilmesi için yasa değişikliği yapılması gerektiği savunuluyor. Taslak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmamış olsa da zeytinlikleri hedef alan şirketin kamuoyu oluşturma çabaları sürüyor. Şirket Genel Müdürünün zeytinliklerin madenciliğe açılmasını savunduğu demeci son günlerde bazı internet sitelerinde kömür bitti. Ege elektriksiz kalabilir başlıklarıyla haberleştiriliyor. 2001'de kurulan AK Parti 2002'de muhalefetteyken zeytinliklerde madencilik yapılmasını öngören yasa teklifine komisyon aşamasında hazırladığı muhalefet şerhiyle karşı çıkmıştı. AKP Kasım 2002'de iktidara geldikten 3 ay sonra aynı teklifi meclise getirdi. Tepkiler üzerine teklif değişikliklerle kabul edildi. Bunun ardından AKP bugüne kadar 9 kez zeytinliklere ilişkin girişimde bulundu. Yargı kararlarıyla muhalefet ve kamuoyu baskısı sonucu bu adımlardan sonuç alamayan AKP, söz konusu enerji şirketinin muhalefete götürdüğü taslak halindeki teklifi Ekim 2022 sonrası meclise sunarsa zeytinlikler 10. kez tehlike altında olacak. Siz bazı şirketlerin zeytinliklerin madenciliğe açılması çabalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.